Çift Doğu Çiftliği'nin arpa tarlasından herkese selamlar dostlar. Biliyorsunuz bugün Deniz abiyi uğurladım. Güzel keyifli bir uğurlama oldu. Arabada bayağı güldük, eğlendik. Sonrasında zaten sabah da burada arpalarla ilgili biraz hani yol kat edince, en azından biraz netleşince iş, onun da birazcık keyfi var. Yani bugün neşem yerinde, çalışmaya başlıyorum. Haydi bismillah diyelim. Tarlada çıkan dikenler batmasın diye kalın eldiveni giymiştim ama bununla kavramak zor oluyor. Yine öğreniyoruz, deniyoruz, öğreniyoruz. Şimdi eldiveni değiştirip tekrar devam ediyorum. Arpayla geçecek zamanımız videolara çok uygun olmayacak gibi sanki. O yüzden böyle parça parça yapacağım. Yani bunları yapıp yapıp sizleri sıkmayayım. Ara ara böyle çekmeye çalışacağım. Ben devam edeyim dostlar. Güzel oluyor. Bir şekilde ilerliyoruz. Yavaş olacak belki ama sonuçta bitireceğiz inşallah. Şu anda başlayalı tam yani net olarak 3 saat 45 dakika civarı oldu. En başından beri. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir alanı İlerletmiş olduk. Yani bu hesaba göre bizim plan tutabilir gibi görünüyor. Ama bakalım bir ikinci 4 saati daha yaptıktan sonra o zaman birazcık daha netleşecek. Çünkü büyük ve şu hani biçilen yerde kalan ufaklar var mı bilmiyorum. Oraları da kontrol etmek lazım. Ayrıca bir sıkıntı da şu olmuş. Yani traktörün basıp da o hani biçmeye gelen traktörün basıp da geçtiği yerlerde hep böyle başaklar yerlerde. Diğer tarafları toplamak daha hızlı ama yerdekileri kazımak biraz daha zor. Yani çok da bırakmak istemiyorum. Büyük başakları almaya çalışıyorum. Neyse çalışmaya devam edeceğiz dostlar. Dostlar evet bu rüzgar işi birazcık bizim işleri de bozuyor. Yani güçlü bir rüzgarda bizimkiler uçuyor. Yani onu bağlama işi de var ama onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani saplar kısa. Belki ama işte bu öğlen saatlerinde bu bağlama işini yapabilirim. Hava biraz yumuşayınca tekrar yolmaya devam edebilirim. Bakalım hayırlısı. Çalışmaya devam. Ben şimdi ip getireyim. Şimdi böyle gelip giderken de biliyorsunuz geçen sefer bu şeyler böyle sarmaşık gibi olan dikenler çok şey yapmıştı. Buraları kaplamıştı. Yine çıkmaya başlamışlar. Çok arsız bir şey herhalde bunlar. Şimdi gelip geçerken artık buradan birer ikişer bunlardan da sökmeye karar verdim. Yoksa yine bunlarla baş edemeyeceğim. En azından iyi kötü faydası olur böyle gelip geçerken söktüğümüz birkaç tanesinin de. Şimdi ipi aldım. Artık demetleri de yapma zamanı geldi. Çünkü rüzgar bayağı güçlü. Dağıtıyor yaptığım şeyleri. Bir yandan da onları demetleyeceğim. Bu arada hani önceki bölümde bahsetmiştim. Traktörün ezdiği başaklar yerde diye. O başakları da ayrıca şimdi kovaya götüreceğim. Kovada toplayacağım.
Biriktikçe onları çuvallayacağım, kenarda tutacağım. En son artık patoza verirken onları yukarıdan dökeriz herhalde. Çünkü onları demetleme şansımız yok. Bakalım saplar da kısa nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hep dediğim gibi deniyorum, o halde varım dostlar. Bağlama işi güzel oluyor, zevkli bayağı. Ama zaman kaybettiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani bizim bu 10 günlük hesap birazcık şaşacak galiba. Zaten bu konuyla ilgili de düşünüyorum. Onu da tekrar bir uygun bir bölümde tekrar paylaşacağım sizlerle. Demet bağlama işimizi de tamamladık. Zaman biraz geçti. Ve sıcakta çalışmak gerçekten zormuş. Bunu bugün fazlasıyla tecrübe ettim. Yani saat tam 4 ve sonrasında çıkmıştım. Yine bayağı sıcaktı yani. Neyse, demetlerimizi halletmiş olduk en azından böylelikle. Bakayım 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 demet bağlamışım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu arada bir de bir şey söyleyeceğim sizlere. Ya şöyle, şimdi zaman zaman sizlerden, dostlarımızdan sağ olun, çok sağ olsunlar. Böyle bir destek talepleri geliyor. Ama hani uygun bir dille, lisanı münasiple çok teşekkürlerimi ileterek geri çeviriyordum. Fakat bugün şunu fark ettim. Şimdi az önce oturunca böyle kafam bayağı terlemiş. Çıkardım, şöyle şapkama baktım. Şapkam biliyorsunuz benim emektar şapka. Yani çok ciddi böyle yıpranıyor. Şimdi ya tabii ki bu işin esprisi. Ama eğer böyle bir şey düşünen olursa hani daha önceki dostlara da ben bunu belirteceğim. Hem de böyle bir eğlenceli, interaktif bir şey de yapmış oluruz belki. Kendime bir şapka sponsoru arıyorum dostlar. Ya böyle eğer göndermek isteyen, şapka göndermek isteyen dostlarımız varsa bir liste yapacağım. Sonra bir çekiliş yapacağım ve hani göndermek isteyen kişinin şapkasını kullanmaya başlayacağım bundan sonra. Çünkü bu şapka artık iyice böyle yani miadını doldurdu gibi. Neyse, yani çalışırken biraz da kafayı yiyorum galiba buralarda. Ama yine de olsun. Ya yine de işte sıcak mıcak demeden çalışıyoruz. Sizlere de yani daha güzel videolar çekmek istiyorum ama ya biliyorsunuz gerçekten yani işler çok. Yani sürekli aynı şeyleri çekmek de güzel olmayacak. Yani aynı şeyi 10 saat göstermek de güzel olmayacak. Ya o yüzden yani bu aralar birazcık video işi şey olabilir. Böyle rölanti de gidebilir ama yine elimden geldiği kadar videoları da paylaşmaya çalışacağım dostlar. Şapka sponsorumu da bekliyorum. Videonun devamıyla devam edelim dostlar. Bugünü de akşam ettik. Demetlerimiz hazır. En azından bağlama işleri bitti. Şurada biraz küçük parça var. Zaten burada akıl etmiştim bağlamayı. Rüzgar buradan esmişti. Neyse, buraya yarın gireriz. Şimdi biraz da alttan, kovanın o taraftan geldim. Bakalım, yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada bu 10 gün konusunu da yani ilk başta bir gaza gelip bir önceki videoda bunu söyledim ama yani şu anda yapılacak başka işler de var biliyorsunuz. Bu dağ eriği, domuz eriği dediğimiz bir şey vardı. O işler var. İşte bahçenin işleri var. Hasat var. Biberlerin dizilmesi var. Bu sebzelerin çapası var. Var da var yani, işler çok. Bu arada inşaat işleri var. Zaten biliyorsunuz o işleri de yapamamıştık, kaldı. Bu arada onunla ilgili de bilgi vereyim. Orada da şöyle oldu. Bizim biliyorsunuz bu Yüksel abi vardı. Hatta bir videosunda böyle pistonlu kapı yapmaktan falan bahsediyordu. Hatırlarsınız.
Şimdi onunla yaparız diyorduk ama onunla da yapamayacağız çünkü kendisi bir işe girmiş. İşe girdiği için yani artık o iş kaldı yani. Başka bir usta buldum yine referansta. Bakalım yani inşallah artık o ustayla devam edeceğiz. Neyse ben şimdi şu yeni videoyu bir yükleyeyim. Yarın da kaldığımız yerden devam ederiz dostlar. Evet dostlar, herkese tekrar günaydın. Dün akşam yeni videomuzun yorumlarını okudum. Ama yazamadım. Altta da yazdığım gibi yani bu süreç birazcık yorucu ve erken yatıp erken kalkmayı gerektirici bir süreç oluyor. Dolayısıyla yorumlara cevapları inşallah fırsat buldukça öğlen saatlerinde, öğlen sıcağında yazmaya çalışacağım. Önceki yorumlarda da aslında yorumlara cevaben yazıyordum. Ama hani buradan da bir genel olarak söyleyeyim şimdi. Bu hani hep şey soruldu çünkü yani biçer döver gelmiyor mu? Evet, maalesef biçer döver gelemiyor dostlar buraya. Çünkü yollarımız çok dar. Köy içi yollar da dar. Dışarıdan belki dönme ihtimali var ama o zaman da yani bizim alt tarafta manevra şansı biraz sıkıntı olacak. Yani sadece şeyi söküp önünü söküp gelse falan, burada bir parça benim tarla var. Yakın civarlarda başka yer yok yani. Böyle olunca o da olmuyor. Anlayacağınız buraya biçer döver gelmiyor. Hatta gelmiyormuş yani diyelim. Ya bu konuda da kafamda şeyler var da hani geçen yıl biz arpayı ekerken de aslında bu söylenebilirdi. Eğer öyle bir durum vardıysa belki arpayı ekmezdik. Başka bir şey ekerdik belki. Neyse dostlar. Onun haricinde işte kosayla biçme yani o büyük tırpanlarla biçme konusunda söylenen yazılan yorumlar vardı. Onları da okudum. Şimdi onu aslında evet söyleyebilirim. Hani köyde bir abimiz vardı. Ben onunla konuştum hatta. Hani biçerim falan dedi başta. Hatta işte samanını anlaşalım falan dedi. Tamam dedim. Ama sonra geldi baktı ki işte şeyler küçük. Bizim arpalar küçük. Dedi bunun samanı kurtarmaz. İşte hani saman da sana kalsın, sen bana para ver falan dedi. Zaten hani o rakam da çok yüksek bir rakam söyledi. Zaten ondan sonra benim aklımdan şey çıktı. Yani bu kosa işi çıktı. Hatta onu da söyleyeyim. Yani tüm tarla için 6.000 lira gibi bir rakam söyledi. Zaten ne kazanacağız da 6.000 lira vereceğiz. Zaten şimdiye kadar vereceğimizi verdik. Neyse dolayısıyla o iş de olmadı. Ondan sonra biliyorsunuz şu makine işi vardı. Ben ondan umutluydum. Yani o olsaydı hızlı hızlı giderdik diye. Hani ben kendi başıma tek tek yani yavaş yavaş yaparım diyordum. Ama o iş de olmadı. O da kaldı. Ondan sonra da dediğim gibi eğer dedim bir şekilde para vererek yaptıracaksak zaten durumumuzu da biliyorsunuz. O zaman dedim paramaya hiç hani vermeyelim. Varsın yavaş olsun, varsın geç olsun biz kendimiz yapalım bu işi dedim. En son ona karar vererek girdim. Yani şu an aslında bence fena gitmiyor. Yani şu yolma işi yani hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Zaten şey de düşmüyor, başaklar da düşmüyor. Ama yani kosa işini düşünüyorum hala. Yani belki hani yine şu makineyi aldığımız gibi emanet alıp burada kendim ufak ufak takılabilirim. Ya tabii o muhabbetlerin üstüne de verirler mi bilmiyorum. Belki de yine dışarıdan bulmak gerekir. Onu da bilmiyorum. Ha bu arada kosa ile ilgili şöyle bir şey de var. Yani ben tabii daha önce hiç hani kosa kullanmadığım için şeyi de bilmiyorum. Yani burada nasıl iş yapacağını bilmiyorum. Çünkü hani oradan da görünüyordur. Yani bizim arpa çünkü hem kısa hem seyrek. Yani o kosa bunu ne derece kaldırabilir buradan? Bilmiyorum. Yani eğer yapıp da daha çok dağılacaksa ya da zaten hani arpa şu anda çok kuru. Belki kosa ile sert bir darbede hani bu üstü başağı falan dökülür mü, arpası dökülür mü? Onu da bilmiyorum. Eğer öyle olacaksa onun da o zaman bir anlamı kalmayacak. Ama yine de denenebilir yani. Onu bir şekilde ben yine komşulardan belki bilmiyorum İbrahim abilerde falan vardır. Onda varsa o verir zaten. Neyse bu konuyu bu şekilde söylemiş olayım ama şu anda ben yine tarladayım. Yani sonuçta evde otur otur olmayacak bu işler. En azından yapabildiğim kadarını ya da işte o diğer kosadır ya da ne bileyim hani imecedir falan bir şekilde başka bir şeylere yapabileceksek bile yani ben şimdiden bir şekilde çalışmaya devam edeyim.
En azından tarla birazcık daha bölüm bölüm de olsa açılmış olsun, yavaşlamış olsun. Onun haricinde bir şey daha diyecektim ben. Ha evet, şimdi komşulardan hani yardıma neden gelmiyorlar falan gibi bir şey vardı. Bir söylem vardı. Yorumlar vardı. Şimdi orada da yine açıklama şey olarak hani yorumlara cevap olarak yazmıştım ama buradan tekrar belirteyim. Şimdi köyde tütün zamanı. Dolayısıyla hani yardıma gelebilecek ve benim tanıdığım herkesin tütünü var. Yani dolayısıyla herkes kendi tarlasında şu anda. Ama yine de bilgilendireceğim kendilerini. Yani gerekiyorsa işte bir gün birileri gelsin, bir gün birileri gelsin. Gelmek isterlerse diyeyim. Ondan sonra da hani gerekiyorsa tütün daha zamanı var zaten. Bizim iş bittikten sonra arada ben de giderim ki ben giderim yani. Ben hani şunu da düşünüyorum açıkçası. Şimdi eğer ben tarlamı kaldırabilmiş olsaydım hani aynı benim durumumda olan bir başkası olsaydı az çok da tanıdığınız zaten yemin ediyorum ben giderdim yani. Ben giderdim yardım ederdim derdim ki ya adam ya hele şu halini görsem yani kendi işim varsa işimi gücümü de bırakır giderdim yani. Ama burada da şöyle bir şey var. O da beni şey yapıyor. Tamam şimdi biz köyün alt tarafındayız. Hani çok fazla burada hani işi olmayan bu tarafa gelmiyor diyeyim yani. Hani birini ziyaret etmek isteyen vesaire falan direkt şahsa gelen bir şey yoksa köyün bu tarafı biraz daha sakin kalıyor alt tarafı. Gerçi tabii şunu da söyleyelim. Bizim şimdi köy Yörük Köyü ve köyde hala daha şey devam ediyor. Yani bu hani yaz döneminde sıcak dönemlerde köylü yaylaya göçüyor. Dolayısıyla köy nüfusunda da bir azalma oluyor. Yani köyde şu an zaten köy küçük de. Yani şu anda normal nüfusundan belki 3'te 1'i hatta ne 3'te 1'i belki 5'te 1'i falan vardır. Yani hani iyice şu anda az sayıda kişi var diyelim. Ama bir şekilde yani görüyorum çünkü yani yolu bu tarafa düşen beni burada görüp de ses etmeden giden komşularımız var. Yani ben şey yapacağım yani hani bunu onlarla ayrıca da bir konuşacağım. Diyeceğim ki biz ne yaptık hani kimin tavuğuna kış dedik de şu anda selamsız geçişler neden? Çünkü normal zamanda selamlaşırız böyle. Neyse değişik şeyler oluyor dostlar yani işte neyse yani neyse diyorum geçen de bir hanımefendiyle şey yapmıştık yorumlarda böyle bazen bana geliyor çünkü söylemek istediğim çok şey oluyor diyorum ki hadi Uluç sus yine neyse diyerek sustum ki bu arada o hanımefendi yanlış anlamasın yani ona değil ben kendi söylemek istediğim şeyler için neyse demiştim o yorumda da. Yani göreceğiz dostlar. Hani hep diyorduk işte şehirdeyken de bazen sıkıntılar oluyor. Köydeyken de oluyor. Dağın başına geliyorsunuz yine oluyor. Neden oluyor? Yine insan kaynaklı oluyor. Neyse bunları da belki ilerleyen zamanlarda biraz daha derleyip toplayıp daha böyle hani bir video konusu olacak şekilde bir sohbet esnasında belki konuşabiliriz tekrar. Bir de işin şu kısmı var. Bunu da söyleyip kapatacağım. Yani insanlara minnet etme konusu var. Yani ben böyle şeyleri çok sevmiyorum açıkçası. Yani ben söylerim. Yapılırsa yapılır, yapılmazsa herkes kendi yoluna. Yani o konuda benim fazla şeyim yok. Geçen sene de öyle olmuştu mesela. Bu pırasa zamanında şey yok. Tabii o zaman köyde de kimseyi de tanımıyorum. Baktım bir şekilde kalıyor. Yani ben ona ekmek istiyorum. Orada bir şeyler yapmak istiyorum. O zaman dedim ne olacak? Uluç dedim sen dedim. Alacaksın eline kazmayı. Gireceksin şeye tarlaya. Şimdiki o bizim sebzelerin olduğu yere. Çünkü hatta o zaman bana şey diyorlardı. Ya oğlum işte deli misin? Yani traktör girmez oraya sen neyin peşindesin elle nasıl yapacaksın diye. Hani oldu yaptık mı yaptık. Pırasaları aldık mı aldık. Yani bu iş de birazcık onun gibi. Yani bana hatta bunu geçen gün Instagram'da da yazmıştım.
Ya şehirdeyken bazen böyle bazı mevzularda diyorlardı olur sen delisin diye. Valla ben de yok yani alakası var işte normal yurdum insanı falan diyordum ama. Şimdi bakıyorum yani şu tarlaya bakıyorum. Akıllı işimi değil. Ama zaten maddi durum yok. Yani para vererek bu işi yaptırma şansım yok ki. Zaten para da kazandırmayacak artık yani. Onun dışında hani gidip birilerinin kapısında yatacaksam ona da gerek yok. O zaman dedim Uluç gir. Yani geçen sene kazmayla taş gibi toprağı belledin. Bugün de bu senede gerekiyorsa gir tarlayı yap. Yani kafa atınca bazen atıyor. Ama yine de bu kosa işini bir deneyeceğim yani. Ben ona çok ihtimal vermiyorum ama yine de bir şey yani en azından İbrahim abilere bir söylerim. Eğer varsa belki onlardan alıp denerim. Olursa da çok bir farkı olmayacak aslında. Yani yine dökülecek, yine toplanacak. Yani şu işi böyle kökünden çekmiyorum da şey gibi düşünün. Yere dağılanları toparlıyorum gibi olacak. Olsun yine de bir deneyeceğim. Durum böyle dostlar. Ben çalışmaya devam ediyorum. Bu arada dün çok belli olmamış olabilir. Şu bağlama işini de bir göstermeye çalışayım. Şöyle şey yapıyorum. İpi gerdiriyorum. Böyle bir ucundan şöyle. Gerçi yine kamera arkada kaldı ama. Bir de şu ucundan basıyorum. Gerdiriyorum ipi. Sonra yığını almaya çalışıyorum. Hatta en son kucaklayarak almaya başlamıştım ama bu biraz dağınık oldu. Arada çıkanlar illaki oluyor. Çünkü kısa olduğu için direkt hani bağlamak zor olacak ama yine şöyle bir iki hamleyle toplayıp bir şekilde bağlıyorum. Hani geride kalan en son şu şeyleri de inleri de tekrar üstünden aralara sıkıştırıyorum. Haydi bismillah diyelim. Şöyle yapalım. Şöyle dizimle de basmak suretiyle gerginliğini kaybettirmeden bağlıyorum. Ondan sonra demin dediğim gibi yani şu böyle çer çöp küçükler. Ha bu arada bu başaklardan düşenler varsa dün dediğim gibi başakları da kovada biriktiriyorum. Şöyle bunları da dediğim gibi ipin arasından sıkıştırıyorum. Hani maksat uçmasın. En son bittiğinde zaten bir yine genel bakacağım. Şimdi mesela ama bunun altında muhtemelen var. Çünkü dibini güzel yapamadık. Çok yokmuş güzel. Sohbet kısmı ile birlikte video bayağı uzamış olabilir. Dolayısıyla bu videoyu burada kapatalım. Ben çalışmaya devam edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Dualarınızı eksik etmeyin diyelim. Ben çalışmaya devam ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın dostlar.